Canlarım merhabalar. Evet, canlı yayındayız. Evet, ilk gelene gülüm, gülsüm canım merhaba. Evet, ilk gelene hep merhaba diyorum ya, ismini söyleyerek. Evet, diğerlerinize de hoş geldiniz, merhaba diyorum. Cümleten merhabalar efendim. Merhabalar, evet. Bugünkü çalışmamızın adı Bolluk ve Bereket. Bugün Bolluk Bereket günü inşallah. Evet, bolluk bereketimiz daim olsun cümlemizin inşallah. Evet canlarım. Umarım her şey yolundadır. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Evet. Evet canlarım. Çok güzel maşallah. Evet benimle konuşamıyorsunuz değil mi? Şimdi o biraz şey. Yani sizin sesinizi duymayı da isterdim. Kırmızı, turuncu, sarı saçlarımızla sizi bekliyoruz. Harikasınız vallahi. Merhaba canım, merhaba canlarım. Sonsuz Yoga, Eros Kaygürlen, Durmuş Oğlu Gündoğan, Emine Garcia, Şenay, Filiz, evet, Bilge, evet, Mondi Mod, evet, Kayra Terapi, Barbaros, Çember Saran, Hülya Çalışkan, bakalım hepinize bak, Bin Nur, 25-28 Bin Nur, Hülya, Alper, Yazman Aylin, ne? Yazman Aylin, aha. Emre Erdem, Elif, Yogacı, onu da ben uydurdumuşum, Yasemin Çetinkaya, Sultan Merve Güzel, en güzel isim bu, Sultan Merve Güzel, ne kadar güzel isim, canım benim, Kübra, Sedef, Aylin Aylos, evet, İmren Yılmaz, benim erkek Fatma'm, evet, Derya Er Yoga, Emine Garcia, onu söylemiştim, Yılmaz Erdem, evet, Varmartran, teşekkür ederim Aylin, sen nasılsın bir tane, evet, evet, Fatıma, merhabalar, merhabalar, canlarım merhabalar. Evet, eksiğimiz, gediğimiz var mı? Saat 9. Yani, evet, eksiğimiz, gediğimiz yok inşallah değil mi? Her şey tamam yani. Hepimiz yerimizdeyiz. Evet, evet, maşallah, maşallah. Hadi yok mu artıran 293? Çok daha fazla olmalıyız. Bu ne? Seviyoruz sizi hocam. Ben de sizi seviyorum. Onun için buradayım. Evet 300. Var mı arttıran? Evet. Azerbaycan'dan selamlar. Azerbaycan'a benden selam olsun kardeşlerim. Evet. Evet canlarım. Pazartesi sınavlar başlıyor. Çocukların sınavı mı başlıyor? Benim hiçbir şeyden haberim yok vallahi ya. Onu şey yapalım inşallah. Pazartesiye de bir çalışma yapalım çocuklar için. Benim ismim enerjisi nasıl? Geçti okuyamadım canım benim. Tüm isimlerin enerjileri güzeldir bana göre. İşte vay şu harf güçlü, bu harf güçsüz falan. Ne bileyim ben vardır herhalde böyle bir şey ama... ben bilmem daha doğrusu bu işin üstadları vardır. Hani isim analizi yapanlar işte harf analizi yapanlar falan vardır öyle. Onlara sorun onları canlarım. Okur Mina merhaba. Evet. Durmuş Oğlu Gündoğan gibi isimler falan böyle uzun isimler herhalde Azeri kardeşlerimizden değil mi?
Hocam ben şimdi girdim, tekrar anlatır mısınız? Ne anlattım ki tekrar anlatayım? Hiçbir şey anlatmadım ki. Allah Allah, biz sohbet ediyoruz kendi aramızda. Isparta'dan sevgiler, selamlar, merhabalar. Tuğba Tülin Tronç, merhaba canım. Geçti. Şimdi size şunu söyleyeyim. Evet, artık son raddesine geldiğimiz için işin. Bodrum'dan selamlar, merhaba canım. Okey. Bugün ona müsaade var. Zaten bugün bir ufak bir canlı yayın yaptım, orada da söyledim. Yapamayanlar, başaramayanlar, yani bir haftalık zaman verdik gerçi, orada da nasıl olmadı onu da anlamış değilim ya. Yani ne yapar yapar insanlar, insan başarırdı bunu. Demek ki biraz da tembellik de var, kusura bakmayın. Bundan sonra inşallah önümüzdeki hafta bir şekilde halledersiniz. Yapamayanlar diyelim. Yapamayanlar. Azerbaycan'a benden de selam olsun canlarım. Türkiye'nin her tarafına, Azerbaycan'a, işte Almanya'da bulunanlara, Hollanda'da bulunanlara, tüm yurt dışına, tüm Türk kardeşlerimize selam olsun canlar. Evet, ne diyorduk şimdi? Bugün öyle hayali olarak yapın ama yarından itibaren de bulmaya çalışın. Bulun ve mutlaka yapın. Yediği tamamlamanız için bu esnekliği yani sunuyoruz size. Evet, bir kereye mahsus bunu böyle yapın. Ama bu şu demek değildir, haftaya böyle bir daha işte hayal üzere yapın falan. Bu böyle olmaz canlar. Mutlaka o zaman almanız lazım, koymanız lazım bir şekilde. Evet, yani bolluk bereket deyince tabii ki hani birazcık da hani bir şeyler yapmak gerekiyor. Hiçbir şey yapmadan işte bolluk bereket bana aksın. Böyle bir şey yok. Mutlaka ve mutlaka kısmetin sana gelmesi için sen de kısmete biraz gitmen lazım. Yani kısmetin sana gelmesi için sen de kısmete açılmalısın. Kendini açmalısın. Kendini açman için otur olduğun yerde kendimi kısmete açtım. Böyle olmaz. Kendimi kısmete açmam için kımıldanmam gerek. Bir şeyler yapmam gerek. Onun için bunu yaptırdım size. Yoksa hani tamam bilirim ben öyle oturun hadi hayale. Oturun yapalım bunu falan. Hayır. Yani o zaman gerçekten de yani doğru dürüst bir şey yapmış olmayacaktı. Bir emek sarf edin. Bir emeğiniz olsun bunda. Evet, saksı bulun. İşte bulun, buluşturun. Ne güzel. Onu bulmak, onun içine toprağı koymak, onun içine işte bu tahılları ekmek falan bir zahmettir, bir meşakkattir. Bir davetiyedir. Neye? Bolluğa, berekete açılma. Bolluğa, berekete bir davetiyedir bu. Evet. Ve üzerinde düşünülmüş renkler, üzerinde düşünülmüş tahıl çeşitleri. Şimdi mesela işte efendim şey yok, buğday yok ama buğdayın yerine mısır eksem olur mu? Ya da ne bileyim işte bu renk yok, şu rengi koysam olur mu? Yahu o kadar çok soru geliyor ki yani hepsini de cevaplıyorum yani Allah şükür öyle bir huyum yok benim. Hani onu da cevaplamayayım yani canım sıkıldı bunu cevaplamayayım yok. Hepsini cevaplıyorum ve evet şimdi mesela kırmızı kök çakramızın rengi buğday. Buğday nedir? Tamamıyla bolluğu, bereketi temsil ediyor buğday. Tamamen yani ilk tahıl denince ilk akla gelen buğdaydır. Buğday ekmeği, buğdaydan yapılır bütün bu ekmekti işte ne bileyim buğday unu bir sürü şey yapılır ondan. O olmazsa gerçekten de çok zahmetli olurdu bu dünya. Çünkü o zaman mısırdan, mısır unundan bilmem ne falan olurdu ama
o kadar da tatlı olmaz, lezzetli olmazdı. En çok lezzetli olan şey de buğdaydır. Şimdi güya ben kendimce işte şey yapıyorum bu ara, egzersiz ne derler işte diyet yapıyorum güya, tamam. Ama maalesef dayanamıyorum ekmeksiz. Sırf işte buğday unu aldık, saf buğday unu, katkısız, onun ekmeğini yapıyor eşim. O da çok lezzetli oluyor ve mübarek yani. Şimdi o aklıma geldi de. Yediriyor o da yahu. Ben de şaşırdım vallahi. Nasıl diyet yapacaksın? Her neyse de şimdi o aklıma geldi. Onu anlatmış oldum. Buğday, evet. Yani ilk aklımıza gelen bolluk bereketin simgesi odur. Onun için kök çakra rengi kırmızıya onu koyduk. Göbek altı çakra rengimiz turuncudur. Yani dünya çakralardır bunlar. Evet ve turuncu renge ne koydu? Nohut. Yaratıcılığın simgesi. Evet, tamam, onu da oraya koyun. Sarı nedir? Evet, fasulye dedik ona da. Ne kadar güzel. O da evet barışın simgesi. Kardeşliğin, hoşgörünün. Yani paylaşımın simgesi. Bolluk bereket olsun tabii ama bunun yanında yaratım da olsun dedik. Bunun yani bolluk bereket olsun, yaratım olsun ama bunun yanında kardeşlik olsun, hoşgörü olsun, barış olsun, paylaşım da olsun dedik. Ve bu yüzden de bu üç rengi bir araya getirdik. Ve onun içindir ki sarı, turuncu, yani pardon alttan başladım, kırmızı, turuncu ve sarıdır canlarım. Şimdi evet, birlikte bu çalışmayı yapacağız şimdi. Anladığım kadarıyla çok az insan yapabilmiş bunu, şeyi. Tabii ki aşk çalışması kadar yoğun geçmeyecek anlaşıldı. Evet. Şimdi bu çalışmaya başlayacağız inşallah. Çok güzel olacak. Tabii ki bolluk bereket çalışmasıdır bu. Güzel geçecek, güzel olacak inşallah. Ve 7 haftada buna böyle devam edeceğiz. Yani ben isterdim ki, hani tabii ki insan üzülmüyor değil. Gerçekten üzülüyorum böyle şeylere. Yani ben de bir sürü hani hazırlanıp size bunu yapıyorum. Yani birlikte yapıyoruz bunu. Bakın herhangi bir reklamım yok, herhangi bir şeyim yok, herhangi bir beklentim yok sizden, bir şey yok yani. Onun için ben beklerdim ki daha çok olsun. O kadar kişi hani aman efendim şey olsun, nedir? Bolluk bereket yapalım, bolluk bereket yapalım. Yapıyoruz işte. Evet, neyse canım, boş verin, hadi öyle olsun bakalım. Tabii ki kısmeti olan gelir ama biz de beklentiyi çok yüksek tuttuk galiba. Üzüldüm şimdi ben, gerçekten de üzüldüm. İnşallah çoğalır, biraz daha bekleyelim bakalım, saat kaç ki? 21.15. Ben gerçekten çok fazla beklentiye girdim galiba. Arpa ektim Sayın Hocam. Allah razı olsun. Yahu kardeşim niye buğday bulamadın? Evet. Evet, ne yapalım? Birazdan başlayacağız inşallah. Ondan sonra da evet, inşallah yok canım, artsın artmasın, kendileri bilir vallahi, gelen gelir, gelmeyen gelmez, ne yapayım şimdi. Birazdan da başlayacağız çalışmaya ve yapacağız inşallah. Canım benim. Evet. Hocam biz zengin olalım da diyor.
Tabii ki hadi bakalım olun hep birlikte. Tamam aşurelik buğday da olur. Evet, hocam alma verme dengesi için sokak hayvanlarına mama alıp besliyorum diyor. Evet, yapın işte yani alma verme dengesi için bir şeyler yapın. Evet. Ya böyle hani bekliyorum zaten, bekliyorum. Şimdi şöyle de bir durum var. Evet. Ya tohum derken anlamıyorum ki direkt ekin zaten. Tohumla siz buğday... Ya bunun arasında fark var mı? Varsa bana bir söyleyin. Buğday tohum... Ben mi yanlış yaptım acaba? Buğday tohumu dedim, nohut tohumu dedim ve fasulye tohumu dedim. Peki nohutla nohut tohumunun arasında fark var mı? Buğdayla buğday tohumunun arasında fark var mı? Fasulyeyle fasulye tohumunun arasında fark var mı? Bana birisi söylesin. Varsa o zaman çok büyük hata yaptım. Gerçi sonradan düzelttim. De. Ha, fark yok diyor bak kardeşimiz. Ekim zaten bunlarla yapılır. Yani ben anlamıyorum. İşte tohum bulamadım, normali olur mu? Bu gibi sorular yani o kadar çok ki ben de şaşırdım. Yok diyor kızım ziraatçı diyor. Bakın ya ben onları tohum olarak biliyorum. Tane tane tohum ekin dedim size. Yani ne bileyim onu bulamadım işte tohumunu bulamadım kendisi olur mu? Allah Allah. Ya ben anlamıyorum. Evet. Ya hepimiz Anadolu'yuz be kardeşim. Yani nohutu al, pamuğa ek, nohut çimlenir. Evet, gördün mü? Ne güzel canım benim. Adanalıyık, Adanalı mısın kız sen? Hocam nohut nohuttur, tohum ne demek? Heh, tamam okey. Ben yani nohut tohumu demiş bulundum. Tamam okey. Onu da geri aldım zaten, düzelttim. Nohut dedim sonra. Okusaydınız bir daha. Allah Allah. Evet. Ne diyorsun? Anlamadım dur bakayım. Bence önce ekip biçme hakkında bilgi vermeniz lazım. Birçok kişi çimlenmedi diyor. Kısa sürede ölür mü diyor neyse anlamadım. Yahu ben ekip biçici biri değilim ki güzel kardeşim ben çiftçi falan değilim ki. Yani ben de size onu önerdim işte hep birlikte yapacağız. Ben de acemiyim bu konuda. Yani ben de ömrümde bir şey ekip biçmedim ki. Onları işte bolluk bereket olsun diye yani çalışmamıza katkı sunsun diye yani biraz da uğraş olsun diye bunu önerdim ben size. Keşke hiçbir şey önermeden haydi deseydim. Aşk çalışması gibi hayal edin deseydim de başlasaydık. Böyle mi daha güzel olurdu? Yahu yani illa oradan bir şey bir beklentimiz olmayacak ki zaten. Onları biz öylesine bolluk bereket için yani bir simge olarak hani bir gösterge bir şey. Bir şey yaptık yani bunun adına olarak yapıyoruz. Evet. Evet. Hayırlısı olsun artık canlar. Toprağa atılan her tane tohumdur. Evet, o kadar. Evet. Sizin söylediğiniz doğru, tam da söylediğiniz gibi oluyor. Evet canım. Ha Gülsüm bak. Gülsüm bilir o. Ne? Şurada bir şey var. Dur bakayım. Ha. Ya beni kimse sinirlendiremez. Öyle düşünmeyin. Boş verin.
Bir kere evde toprak enerjisi var. Geldi. Ha şöyle. Neyse ya. Evet. Arkadaşlar neyi anlamadığınız hocam gayet net tanımıyordum. Ben buğday bulamadım, yerine yeşil mercimek ektim. Eyvallah, tamam artık yani kafanıza göre takılın. Ne diyeyim başka ben şimdi? Defalarca mı söyleyeceğim? Yani neden onun olması gerektiğini? Neyse. Vallahi okuyorum sizin şeyleri. Yazdıklarınızı okuyacağım bugün. Bugün öyle sohbet falan yok. Yazdıklarınızı okuyorum. Sizlerle öyle birebir sohbet ediyorum işte. Evet. Arada bir hani yapsak, başlasak falan diyenler var ya. Boş verin hocam. Bütün marketler dolu diyor. Evet, ben bulamadık diyenlere de şaşırıyorum zaten. Evet. Ben de gülüyorum arada bir. Hocam ben de katılıyorum. Evet. Evet. Neyse, birbirinize de kızmayın, okey olabilir. Ne yapalım artık? Ben de alıştım valla. Aslı Aksu, canım sen ektin mi bir şeyler? Hani saksıların filan var mı? Öyle dedik, böyle dedik ama bekliyoruz işte. Daha gelenler var. Onları bekliyoruz. 9 dedik, 9 bilmem kaç oldu diyorsun ama. İyi de katılanlar var bak, 430 oldu. Hemen başlayacağımızı bilmeyenler var. Neden o kadar acele ediyorsun canım? Ailece katılıyoruz diyenler var. Evet. Zihinsel arınma yapacak mıyız? Anlamadım. Zihinsel arınma programı var. Evet, bu ayda var. Onun tarihini bilmiyorum. Şeye bakın, Reiki okuluna. Ümran Dilbaz, hocam benim mercimek ne olacak? Ya ben mi dedim sana mercimek ek diye? Kaldır, çıkar onu, buğday ek. Zihinsel arınma programı var zaten bu ay dedim ya. Reiki okuluna bakın. Meditasyon nedir hocam? Evet. Reiki İlahi Aydınlanma kitabını alıp okuyun. Hepsi var orada. Hocam benim fasulye filizlendi. Evet yani filizlenir onlar ne çabuk. Bak ne güzel işte. Tamam ne güzel işte bakın. Bolluk bereket artık fışkırmaya başlıyor. Evet.
Ya kardeşim bize ne bilmem ne şovdan bilmem neden. Ben bekliyorum işte. Öylesine bekliyorum yani bugün. Bugün öylesine bekliyorum. Çok geçmiş olsun. Kafa yorulmaları yani neden olur falan yani bu bir kazadır. Kaza sonucu olmuş işte. Çok geçmiş olsun canım. Evet, beklemek istemeyenler tabii ki ayrılabilir. Biz bekliyoruz. Bekleyenler kalsın. Allah'ım ya. Ya gerçekten. Evet, 8 haftadır beraberiz canlarım. Evet. Tam buçukta başlayacağız. Tam buçukta 10 dakika çalışacağız canlarım. Önünüze alın, önünüze alın, bir sehpanın üstüne koyun bu saksıları. Dediğim gibi, evet, bir defalığa mahsus hayali olarak, işte önünde olarak kabul edip öyle hayal edin sizler de. Evet, saksılara eliniz dokunsun bir şekilde ve yani bu şekilde eliniz dokunsun. Ya da mesela turuncuyu ortaya alın. Kırmızıyı sol tarafa alın. Turuncuyu ortaya alın. Sarıyı sağ tarafa alın. Ve bu şekilde sarıyla kırmızıya dokunun. Zaten ortadakine de dokunmuş olacaksınız öylece. Şimdi birazdan başlayacağız çalışmaya. Tabii ki ışıkları da kapatacağız. Ve tamamen bir full konsantre halinde niyetimizi yapacağız. Evet, buğdayın bolluğunu, bereketini, evet, nohutun yaratımını, yaratıcılığını ve fasulyenin evet, barışını, huzurunu, şefkatini ve paylaşımını kendime ve aileme çekiyorum deyin. Çektim deyin hatta. Kendime ve aileme çektim. Amin, amin, amin. Ondan sonra da başlayın. Başlayacağız. Evet, ve bu şekilde gözlerimizi de kapatıp neyi hayal ederseniz o olur burada. Çok yoğun bir enerjiyle çalışacağız çünkü. Evet, neyi hayal ederseniz de oldu olarak hayal edin. Bir araba mı? Bolluk bereket artık. Bir arabam oldu ama ne arabası oldu? Mesela işte bir marka söyleyin orada. Hayalinize bir marka, araba koyun. O arabanın rengini belirleyin. Arabanın anahtarıyla kapısını açın, arabayla yolculuk edin. Yani hayalinizde o araba oldu olsun, oldu, okey?
benim evim oldu. Evet, işte sahilde bir yerde ya da ne bileyim bir çiftliğim oldu. Bir çiftlik evim oldu. İşte şöyle şöyle hayvanlarım oldu. Neyse artık kafanızdaki bolluk bereketin adı neyse onu yapın lütfen ve bunları hayal ediyorsunuz. Oldu olarak hayal ediyorsunuz. Ben de çok yoğun bir enerjiyle size katkıda bulunuyorum. Yani gerçekte aslında siz daha yani siz yapıyorsunuz. Ben size destek oluyorum sadece burada. Onun için güzel hayaller kurun, güzel imgelemeler yapın. Evet ve her şey güzel olsun inşallah. Saat 32. Sorularınız var mı? 35'te başlayalım haydi. Var mı herhangi bir soru? Niyet neydi? Evet. Buğdayın ya da kırmızı diyelim biz. Buğdayın falan karıştırmayalım. Kırmızının rengi gibi bolluğu, bereketi, nohutun, pardon ne nohutu ya, turuncunun rengi gibi yaratımı, sarının rengi gibi, evet, barışı, paylaşımı kendime ve aileme çektim diyeceksiniz. Bir daha tekrar ediyorum. Kırmızının rengi gibi bolluğu, bereketi. Turuncunun rengi gibi yaratımı. Evet, sarının rengi gibi kardeşliği, hoşgörüyü, paylaşımı kendime ve aileme çektim. Amin, amin, amin. Evet, daha zaman var, 2 dakika var. Bir daha tekrar ediyorum. Kırmızının rengi gibi bolluğu, bereketi. Turuncunun rengi gibi yaratımı, sarının rengi gibi hoşgörüyü, paylaşımı kendime ve aileme çektim. Amin, amin, amin. Niyet budur ve 1 dakika sonra başlayacağız. Işıklarınızı söndürüyorsunuz ve 10 dakika çalışmayı yapacağız inşallah. Ben ışık şeyi kapatıyorum şimdiden. Evet, en son 462 kişi oldu ve şimdi evet ışığı ben kapatıyorum. Ondan sonra da başladık deyince başlayacağız. Evet, şimdi başladık canlar. Bismillahirrahmanirrahim.
Evet canlarım. Çalışmamız bitti. Bilmiyorum bazı şimdi kardeşlerimiz çabuk yapalım falan yani. Onları pek şey yapamadım ben. Gerçek manada bu çalışmaya katılan kardeşlerimiz mi bunlar? Yoksa sadece buraya bozgunculuk yapmak için mi giriyorlar? Bunu inanın pek yani anlayamıyorum. İşte yani ne kadar saçma bir soruydu. Onu da söylemek zorundayım. İşte düştüm, kafamı parçaladım. İşte bunun anlamı nedir? Bunun anlamı işte kaza yapmışsın sen. Kazanın sonucunda kafam parçalanmış, geçmiş olsun. Hani buna bir anlam mı katmak gerekiyor? Buna bir hani duygusal manası neydi? Duygusal manası şunu mu dememi istiyorsunuz? Yani evet sen bir suç işlemişsin. İşte bunun da günahı budur. Allah senin cezanı vermiş mi diyeyim ben şimdi? Böyle bir şey mi bekleniyor acaba? Bu sorunun cevabı bu mu acaba? Ya da böyle bir yani soru soran böyle bir cevap mı bekliyor benden? Bu kadar hani saçma bir soru ben hiç duymadım daha. Her neyse. Çoğunuz yani çok iyi niyetlisiniz. Hulusi kalp ile böyle temiz kalp ile katılıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum hepinize gerçekten. Katıldığınız için, beni burada en azından yalnız bırakmadığınız için. Ne kadar güzel. Evet fakat bazılarınız da gerçekten acaba niye katılıyor buraya? İlk defa eğer buraya gelip de katılıyorum diye yazan biri varsa demek ki hiç okumamış daha önce hani neler gerektiği filan bilmiyor demek ki. Hani zaten buraya gelip de katılıyorum yazmaz onu bilen sayfada profil sayfamızda zaten orada belirtmişiz ne nasıl katılım. Katılım şartları nedir? İşte ne bileyim saksı bilmem ne falan bilmiyorlar ki buraya gelip katılıyorum diye yazıyor mesela. O kadar saçma ki hani böyle katılıyorum gençlik güzel nasıl olsa hoca bir çalışma yapıyor ben de katılıyorum falan. Bozgunculuk için gelenler lütfen biz yani o şeyde değiliz o kulvarda değiliz. Lütfen yani hiç katılmayın daha iyi. Böyle aman efendim işte iyi boş ova gideceğiz falan. Bana ne? Nereye gidersen git kardeşim. O zaman burada ne işin var ki senin? Evet bugün biraz ekstra beklettim falan. Yani okey gidecek gitti. Gitmesi gerekenler gitti zaten. Evet bizim şartlarımız vardı. O şartlara uyanlar bugün katıldı. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve bu çalışma da yerini buldu sizler için. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Bu şeyi de koyacağım. Tamam okey. Bu videoyu koymayacağım falan dedim ama bu videoyu koyacağım. Herkes bu videoyu izlesin, görsün. Neler söyledik, ne konuşuldu, ne yaptık burada. Herkes görsün adına, ibret olsun. Hepinizi kucak dolusu, hepinize kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Hepinizi kucak dolusu. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Ha şunu da söyleyeyim. Bundan sonra galiba ben bu yorumları kapalı olarak yapacağım. Yoksa gerçekten moral bozucu şeyler oluyor. Gerçekten insanın şevkini kırıyor. Şevkimiz kırılınca enerjimiz de düşük oluyor tabii ki. Onun için bundan sonra kapatıp yorumları yapacağım. Hiç kimsenin yorumlarını da görmeyeceğim artık. Öyle yapmaya bugünden itibaren karar verdim. İnşallah belki de kapatırken kısaca açarım bir Allah'a ısmarladık demek için. Bugün onu bile açmaya canım istemiyor. Ne olur kusura bakmayın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.